Yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün size bir vlog videosu çekelim dedik. Şu an Hande ile yemek yedik falan. Kurstan çıktık. Ben teoriden çıktım. Hande de deneme sınavından çıktı. Bir yemek yedik. Sonra dedik ki bir kafede oturalım. Şu an Osmanlı'dayız ve kimse yok. Çok mutluyum. Çünkü sessiz ortam, kalp ben. Size birkaç şeyimizi göstermek istiyorum. Bu Osmanlı'da böyle duvarlara falan isimlerimizi yazabiliyoruz. Şimdi benim yazdığım yazıları size göstereceğim. Hande önceden geldiği zaman H ve D yazmış. Arkadaşlar şurada benim adım yazıyor ve arkadaşımla geldiğimiz zaman. Daha çok yerde yazıyor. Sonra şurada Dilara Hande yazıyor. Şurayı da göstermek istiyorum. Bu ben. 99K'dım o zamanlar. Şu an 100K oldum. Çok teşekkürler. Kafede kimse yokken. Saat kaç? Arkadaşlar aşağıya doğru bakamıyorum. Burnum akıyor. O yüzden şöyle kafam duruyorum. Cidden neden böyle olduğumu hiç bilmiyorum ama çok kötü hissediyorum. Birazdan bu güzel ortamdan kalkıp kütüphaneye gidip ders çalışacağız. Birazdan dedi bir saat sonra. 2 saat sonra uzatalım. Ben burayı aşırı sevdim çünkü bomboş, çok rahat. Güzel bir vlog çekecek ortam. Hava zaten çok kötü bugün. Bayağı yağmurlu. Hava zaten çok kötü. Bu şekilde. Deneme sınavı zaten benim moralimi yeterince bozduğu için daha fazla ders konuşmak istemiyorum. Arkadaşlar benim bugün kombinim bu şekilde. Sesim yankılanabilir. Çok klasik bir kombin aslında. Normal bir jean pantolonla botlar, çoraplar olmazsa olmaz. Kolyelerim ve boğazı kazığım. Dışarısı çok soğuk. Bu yüzden bu şekilde giydim. Öyle. Beni uzun zaman boydan görmüyordunuz sanırım. Benim boyum uzun yani. Ben kısa değilim. Kendimi teselli etmesi amacım. Neyse Hande'nin yanına gidelim. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi ben böyle pozlar vereceğim. Siz Esin Sabıhan'ın Instagram DM'ini atabilirsiniz. Biz 2 saat gibi burada kaldık. Bayağı bir dedikodunun dibine dibine vurduk. Ve şu an yani burası bayağı bir burası şu an bayağı bir kalabalıklaştı. Biz de dedik ki çok kalabalıklaştı, kütüphaneye gidelim, ders çalışalım saatlerce. Çünkü öğrenci olmak ders çalıştırmayı gerektiriyor. Bu şekilde birazdan kalkacağız. Hande'yi de göstereyim size. Sıcak çikolata içtiği için ruju çıktı ve rujunu tazeliyor. Bunu tuvalette yapması gereken Hande burada yapıyor. Görmüş olduğunuz üzere bayağı bir kalabalıklaştı. Bir de yan tarafta kişiler var. Şimdi gideceğiz. Arkadaşlar çok kötü yağmur yağıyor. Ve kütüphaneye hızlı gidiyoruz.
Arkadaşlar şimdi Dilara ile birlikte satranç oynayacağız. Çoban matı yapacağım. 4 hamlede yeneceğim kendisine. Ve izleyin. Çıkmadan önce Dilara ile satranç oynayalım dedik. İlk başta vezirimi verdim çoban matı yapacağım diye ama sonradan oyunu kazandım. Şu an yenilgiyi yaşıyor. Ve kamera uyarı veriyor, şarjım bitiyor, çok üzgünüm. Bu şekilde arkadaşlar videomuz devam ediyoruz ama birazdan kapatırız. Çünkü şarj da bitiyor, yapacak bir şey kalmadı. Şimdi eve gideceğiz. Böyleydi. Tamam, görüşürüz. Geçelim mi bir kafeye yoksa eve mi gidelim? Hiçbir fikrim yok. Tamam. Duruma göre haber vereceğiz arkadaşlar. Geldiğim gibi zaten kamerayı açtım şu an ve yaşadıklarımızı size anlatmak istiyorum. aşırı derecede yağmur yağıyordu. Kameranın da şarjı bittiği için hiçbir şey çekemedik. Şu an makyajım bile aktı. Son gelişmelerden biri de Dilar gözlüğümü kırdı. Şemsiyenin sapı gözüme böyle tam bir oturdu arkadaşlar. O yüzden böyle oldu. Neyse üzgün müyüm? Evet. Sizin en çok sevdiğiniz bu gözlüğünün şurasını maalesef ki kırdı. Bunu bir insan nasıl becerebilir arkadaşlar? Bildiğiniz gözlüğümü kırdı. Pazartesi babam garantiye verecek. Eğer bitmediyse yaptırmaya çalışacak. Ben de eski siyah gözlüklerimi kullanırım artık. Neyse arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Şu an gerçekten çok kötüyüm.
yoruldum ve çok kötü göründüğümü biliyorum. Çok seviyorum, çok öpüyorum. Diler de içeride. Bay bay.